Eğitim hayatım liseyi bitirinceye kadar hem sıkı yönetim döneminde hem 1980 12 Eylül sonrasında çeşitli kışlalarda ve çeşitli askeri cezaevlerinde kalmaya devam ettim. Bu toplamda 1,5 yıl kadar sürdü ama toplam işte gözaltına alınmam, tutuklanmam 7 sefer oldu bu kısa süreç içerisinde. Lise öğrencisiydim yani. En son 12 Eylül olduğunda da zaten lise son sınıf öğrencisiydim ve 12 Eylül sonrası da 3 sefer değişik tarihlerde gözaltına alındım, işkenceden geçirildim, tutuklandım, serbest kaldım. Bize televizyon izletilmediği gibi gazetelerde haberler kesilerek verilirdi. Yani gazeteyi elimize aldığımız zaman gazete adeta paramparça edilmişti. Okumamamız gereken onlara göre haberlerin hepsi kesilmişti. Yazışmalarımızın tamamı zaten kontrol altındaydı ve verilmezdi. Bu nedenle Ahmet'te neler olduğunu, Mamak'ta neler olduğunu elbette bilmiyorduk. Sadece ziyaretçilerimizden bize haber getirenler olursa onları duyabiliyorduk kısıtlı olanaklarda. Ama kendimiz yaşadıklarımızdan hareketle orada neler olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorduk. Daha sonra gördük, okuduk, dinledik. Ben size Davutpaşa'yı kısaca anlatayım 12 Eylül sonrası. 12 Eylül sonrası Davutpaşa'daki askeri cezaevi nizamı tamamen değiştirilmişti. Çünkü 12 Eylül öncesi de ben Davutpaşa'da kalmıştım. Değiştirilmişti. Şöyle olmuştu. Bütün koğuşlar artık hücre sistemine dönüştürülmüştü. Bölünmüştü. Bir koğuşun diğer koğuşla irtibat kurması, insanların konuşması yasaklanmıştı. Bize yemekler bir çift kanatlı çelik kapının alt mazgalından, yani bir köpeğe, bir hayvana, bir kediye mama verir gibi alttan verilir hale getirilmişti. Böylece insanlık onurumuzun kırıldığı düşünülüyordu. Bunların hepsi planlanmıştı. 12 Eylül 1980 askeri cuntası ve öncesinde başlayan sıkı yönetim süreçleri tamamen dünyaya hakim kılınmaya çalışılan neoliberal politikaların, iktisat politikalarının Türkiye'ye hakim kılınması için yapılmıştır. Bu çok nettir. O kadar net ki 12 Eylül askeri cuntasının bir numaralı bildirisi askerler ordu yönetime el koymuştur emir komuta zinciri altında diye. 2 numaralı bildirisi diskin faaliyetleri yasaklanmış, grevler yasaklanmıştır bildirisidir. O nedenle buradan görülmesi gereken şudur. 12 Eylül askeri cuntası İşçi sınıfının örgütlü mücadelesine karşı yapılmış, neoliberalizmin Türkiye'de hakim kılınması için yapılmış bir junta harekatıdır. Ve bunu başarmış mıdır? Bana kalırsa başarmıştır. Yani bugün eğer işçi sınıfı artık emekli olduğumda bir araba, bir ev değil, hiçbir şey alamıyorum diyorsa bunun sebebini 12 Eylül 1980 askeri cuntasında aramalıdır. Şunu net olarak söyleyebilirim ki, o günü de yaşamış bir insan, bugünü de yaşamış bir insan olarak bugün çok daha büyük bir kuralsızlık olduğunu net olarak söyleyebilirim. İkisini de yaşayan bir insan olarak. Neden? Çünkü orada bir kanunlara, yönetmeliklere uyma ve uydurma çabası vardı. Burada ise hiç öyle bir şey yok dikkat ederseniz. Yani orada örneğin bir general, yani cuntanın en başındaki adam asmayalım da besleyelim mi dese bile İşte belli insanları seçip içlerinden onlara mahkemelerde ceza uydurarak o cezayı vermenin usullerini falan arayarak her şey yapılırken bugün tamamen kuralsız. Bir tek kişi emrettiği anda her şeyin değiştirildiği ve tutuklulukların, işkencelerin devam ettiği yeni ve bana kalırsa çok daha kuralsız bir junta süreci yaşadığımızı net olarak söyleyebilirim. Hocam, ben 5 ay süreyle Ankara, İstanbul, Bursa olmak üzere 5 ayrı sorguda 5 ayım geçti emniyet hücrelerinde. Fiziki işkenceye maruz kaldım. Sonra 2,5 yıldan fazla, 3 yıla yakın Metris cezaevinde kaldım. 17 Aralık 1984 tarihinde benim de yargılandığım, yani askerler olarak yargılandığımız Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi 3. Yol davasının ilk duruşması vardı. Bize tek tip cezaevi elbisesini zorla giydirmişlerdi.
Biz mahkeme salonunda bize zorla giydirilen tek tip cezaevi elbiselerini yırtıp attık. O tarihi bir fotoğraftır. Ahmet Sinan'ı 12 Eylül cezaevlere deyince ilk akla gelen cezaevidir. Sonra Mamak gelir, sonra Metris gelir, Amasya cezaevi gelir. Yani Elazığ cezaevi gelir. Yani hemen hemen bütün cezaevlerinde aynı işkence ve zulüm vardı. Ama simgesel olarak işte Diyarbakır, Mamak, Metris diye sıralanır. Ben Metris'te kaldım. Ahmet cezaevinde yapılan işkenceleri, zulmü kelimelerle yetmez anlatmaya. Aynı şekilde Mamak, Metris zindanlarında yaşanan zulüm de öyle. O günden bugüne özellikle cezaevlerindeki tecritin ağırlaştırılması anlamında bir farklılıktan söz edebiliriz. 12 Eylül dönemi zindanlarında tecrit anlamında bir uygulama söz konusu değildi. Ben işte 20 kişilik koğuşta kalmıştım. Mamak'ta 50-60 kişilik koğuşlar vardı. Diyarbakır'da aynı şekilde koğuşlar vardı. Ve tutsaklar birbirlerinden güç alarak daha güçlü bir şekilde direnebiliyorlardı. Ama bugün yüksek güvenlikli denilen cezaevlerinde tek kişiye kadar indirilmiş koğuşlar. 3 kişilik, tek kişilik, 2 kişilik her neyse. Bu sosyal tecrit demektir. Sosyal tecrit bir insanı hayattan koparmak demektir. Cezaevinde de olsa hayat devam eder. Dolayısıyla yani bugünün dünden farkı cezaevleri anlamında fiziki şiddet gerekmedikçe başvurulmamakla birlikte sosyal tecritin ölümcül derecede ağırlaştırılmasıdır. Ya 12 Eylül faşizminin yasalarıyla yargılandık ama o dönemde bile şimdi rahatlıkla söyleyebiliyorum ki ya her şeye karşın asgari de olsa hukuk kurallarına göre yargılanıyorduk. Yani ceza muhakemeleri usulü hukuk açısından söylüyorum. Yani dosyadaki delil durumuna göre kim ne kadar tutuklu kalır, kim hangi celsede tahliye olur, dosyadaki delil durumuna göre kim ne kadar cezaya çarptırılır, kim ne beraat eder, %100 isabetle öngörebiliyorduk. Bugün öyle bir durum yok. Yani bugünkü yargı düzeni, ceza muhakemeleri, usul hukuku 12 Eylül faşizminin bile gerisindedir.